Agro TV ekranlarında Toprağın İzinden programından merhabalar. Bu hafta yine doğayla, toprakla yaşayan insanları konu aldığımız bir bölümdeyiz ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeyiz. Halfeti'nin meşhur yazarı, şairi Nihat Özdal'la röportaj yapıyor olacağız ve aynı zamanda da bölgede keyifli bir karavan yolculuğunu sizlerle paylaşacağız. Ankara'yı biliyorum. Hadi vay. Bunu mu? Bunu mu? Hangisini? Sen hangisini dedin? Şey ben Deniz Hanım. Mal benim, alıcı sizin. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Herkese merhabalar. Off-road karavanda bugünkü misafirim Nihat Özdal. Nihat Özdal kim diyeceksiniz? Nihat Özdal şair. Nihat Özdal Halfeti deyince, Halfeti'ye yolu düşenlerin benim gördüğüm kadarıyla kesinlikle atlamadığı bir isim. Çünkü hem Halfeti'nin tarihini yakından bilen hem de hayata olan sanatsal yaklaşımıyla burayı ziyaret edenler eğer olur da tanışırlarsa gerçekten farklı bir bakış açısıyla harika bir Halfeti tecrübesi yaşatabilecek en özel isim bence. Bu arada tabii kusura bakmayın, ben böyle gördüğünüz gibi burada 40 derece sıcakta karavanda konaklayanlar, çadırda konaklayanlarla Halfetli olup karavandaki o keyifli işte misafirliği tamamladıktan sonra evine gidenler arasındaki farkı böyle görebiliyorsunuz. Ben de çok istedim böyle işte hani güzel giyineyim, saçımı başımı düzelteyim, makyaj yapayım falan ama lakin o kadar sıcak ki en son bir şişe suyla başımızdan aşağı döküp ayakta durabildik burada. Gerçekten çok sıcak. Sanırım
Halfeti'de bir camping deneyimi için bu mevsim doğru mevsim değil, değil mi? Evet, bu mevsim bizim en sıcakların en yoğun hissedildiği mevsim. Bir de tüm işte incirler, işte doğadaki çoğu şeyin tatlandığı mevsim. Onlar tatlanırken biz yanmayalım. Evet. Nihat Özdal'ı tanıyarak başlayalım. Nihat Özdal Halfeti'de doğdu. Nerede doğdun Nihat? Ben işte Halfeti'nin ilçe merkezinde, şu an sular altında kalan Başbostan Mahallesi'nde. O üzerinde doğdum. Wakeboard yaptığımız yerde mi? Evet, üzerinde slalomlar yaptığımız mahallede. İşte bayağı güzel bir bahçede, aslında bir nehir yalısında doğdum. İşte su hayatımla o kadar iç içeydi ki, barajdan sonra da buradan asla kopamadım. Yani okulla ilgili belirli dönemlerde gidip gelmek veya işle ilgili mevzularda gidip gelmek gibi şeyler olsa da nehirle çok ciddi bir şeyimiz var, bağımız var. O ilk çocukluktan bu yana buradayız. Değişti mi Fırat Nehri peki baraj geldikten sonra, Halfeti suları altında kaldıktan sonra? 40 metre kadar bir su yükseldi tabii. Burası bir nehir yatağı. İşte nehir yatağı, o çanak içerisinde pek çok yer sular altında kaldı. İşte bizim 3 tane köyümüz de. Kaç yaşındaydın o mesela evin sular altında kaldığı zaman? Ben 16 yaşındayken bunu şey yaptım, gördüm. Tabii gençliğe geçiş içerisinde işte lise son gibiydim. Travmatik bir durum. Hani hatıraların olduğu mekanlara ayak basamamak, ama suyun altından ulaşabiliyorsun anladığım kadarıyla. Su altı fotoğrafçılığı da var. Oradan başlayayım. Ne hobilerin var? Yani şairlik haricinde hayatta neyle meşgulsün? Ya burada işte ya dalgıç olacaksın ya da bu her şeyin sular altında kalmasından dolayı şair olacaksın. Ben ikisinde oldum herhalde. Yani burada pek çok su sporu ile ilgili hobim var hani, ama bu aynı zamanda bizim işimiz de, hani burada buradaki gençlerin bu işi sevmesi veya Batık kenti ziyaret eden konuklarımızın da bu tarz şeyler yapabilmesiyle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Fakat işte ben son yıllarda bu kürek sörfünü keşfettim. Şu an sanırım büyük tutku mu? Şu anda hep Halfeti'de misin peki? Şu an İzmir'deyim. Ama Halfeti'de işte hafta sonları falan Halfeti'ye geliyorum. Çünkü burada işte bir butik otel işletiyorum. Onun haricinde işte teknemiz var. Sporlarıyla ilgili böyle çok özel konuklarımız olursa onları gezdirmek, daldırmak gibi böyle işlerimiz oluyor. Hiçbir işim olmasa bile şu nehrin, kanyonun derinliğini, şu otların sarışınlığını görmeye elbet geleceğim, nerede olursam olayım. Instagram'dan bakınca doğal hayatla da oldukça yakın ilgilisin. Bu arada Halfeti'de doğal hayatın gerçekten zengin olduğu bir yer. Hatta biz dün gece kamptayken böyle işte hep beraber burada sohbet eder değerli bir sanatçı arkadaşımızı dinlerken bir anda ne çakal geldi sanırım. Çakal mıydı, sırtlan mıydı? Çünkü ikisinin sesine de benzettim. Burada çakal şey yaptık, gördük. Ya gece acayip güzel. Bir de ilk akşam çökerken, yani böyle güneş tam battığı zaman burada çakallar, sırtlanlar koro halinde dört bir taraftan şey yapar. Hani şarkı söylerler. Dün pazardı, biraz kıyıda piknik yapan insanlar vardı. Onların yoğunluğundan ilk akşam çökerken o şarkıyı biz dinleyemedik. Belki bu akşam da burada kampa devam ederseniz o şarkıyı duyma fırsatımız olur. Bu akşam burada kampa devam etmek gibi bir niyetimiz vardı. Fakat sanırım burada kampı, uzun bir kampı, Eylül mü? Evet, Eylül, Ekim. Ekim mi? Hani Eylül. Biraz diyorum ki, çünkü yoksa hepimiz hastaneye gideceğiz burada. Evet, fena bir sıcak var, haklısınız. Şeyi hakikaten anladım ama, yani gerçekten böyle hayatımda ilk kez, bir kere de yarışta olmuştu. Çok sıcak bir yarıştı. Arabayla durdukça her etap sonunda böyle şişe şişe su döküyorduk başımızdan aşağı. Hakikaten burada, yani şu an mesela sana saygı duyuyorum. Yani böyle durmayı düşünemiyorum. İnanılmaz sıcak gerçekten. Ya bir de işte bu mevsimde biliyorsunuz
fıstıkların da bu baklavalık fıstığın hasadı Temmuz sonunda oluyor. Ki Temmuz sonu da sıcaklığın zirve yaptığı bir mevsim. Bozken toplanıyor fıstıklar. Yani biz burada böyle kahvemizi içerken ne kadar şey yapıyoruz, zorlanıyoruz. O zaman bu harlaşmadan bir şiir molası verelim mi? Benim dün akşamki şiirimi okusam bilemedim olur ki. Bir derinin kurtulması, onu dünyaya bağlayan yaşamın güneşe serilmesiyle mümkün. Bu anlamı vücudundan ayırdığımızda başlayan kan, renklenmesi için istiflediğimiz uğraştan daha ağır. Deri kendinin sandığındır. Var. Şair burada ne demek istiyor? Yani bir derimiz var. Hani bazen bizim oluyor, bazen kendimizin sanıyoruz. İşte orada tabii kendinin içerisinde bir in var. Kendin sandığındır, kendinin sandığındır. Böyle gidip gelen bir şey. İşte burası da öyle. Milyonlarca yıl bu toprak kaya parçası kütle varmış. Kimin? Buranın derisi. Şu an içinde işte soluk alıp verdiğimiz için veya işte sohbet ettiğimiz için bizim mi? Veya gelecekte birisinin mi, geçmişte birisinin mi? O yüzden böyle. Bir tane daha alalım. Bu arada ben bir araya ricada bulunayım. Gerçekten sadece Halfeti'ye özel bir durum değil. Türkiye'mizin her yerinde bu sorun var. Büyük şehirlerde, İstanbul'da, kasabada, köyde, her yerde var. Eminim hani Halfeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Şanlıurfa'da da aynı sorun var. Çok kirletiyoruz etrafı. Yani gerçekten şu doğaya yazık. Sigara izmaritleri, çöpler, yemek kalıntıları. Tamam, yemek doğaya belki atılabilir, katıksız olan yemekler. Ama onu da yaparken biraz üst durumuyla yapmak lazım değil mi? Yani düşünün ki bir kamp alanı, geliyorsunuz, buradan bahsetmiyorum. Ve gerçekten her yer çöpler içinde. Ben çok üzülüyorum. Hepimizin evlatları var. Evlatları yoksa torunları var. Torunları yoksa kuzenleri var. Yani bir şekilde bağlı olduğumuz bizden sonraki jenerasyonlar var. Olmasa bile. Ya bu dünya emanet bize. Kirletmeyelim. Dünyanın biraz derisine saygı gösterelim. Evet, deriden aklıma geldi zaten. Dünyanın derisine saygı gösterelim. Evet, bir tane daha dedik. Kuşlar benim hayatımda çok kıymetli, hani böyle. Sadece sesleri değil, görüntüleri, hareketleri, o özgürlük hali falan. Küçükken evimizin altında bir arıcı vardı. Gerçi bizim de orada 6 tane falan kovanımız vardı. Arıcı işte yılın işte bu ilk yaz girerken nöbet tutardı. Ben çok şaşırdım, hani o nöbet ilginç bir nöbetti. Arı kuşları için nöbet tutardı. Arı kuşları da o kadar güzel ki, böyle rengarenk arı kuşları. Bu arı kuşları için yazılmış bir şey. Gagasını bir adada unutan kuşlar kulak oyuklarına yuva kurdu. Üzerinde gemisi bir sese ulaşamayacak çocukların adları yazılı. Korkuyorlar günlerin uzamasından, şarkıları yaşamı sürdürmekten. Kuyusuna seslendikçe sarkıp düşecek tüyleri. Böyle bir şey. Sırada kitap var mı? Evet, bu bir üçleme. İşte düğmeler, deri ve koordinatlar. Koordinatlar kitabı içinde işte bir uluslararası havayolu şirketinin sponsorluğunda dünyayı dolaşıyordum. İşte araya salgın girdi. Görmek istediğim böyle birkaç ülke var, çok ilginç. İşte Laos falan. Koordinatlar kitabının mantığında bir ülkeye gidiyorum. O ülkede de insanların kolay ulaşamayacağı bir nokta buluyorum. Oraya bir şeyler saklıyorum. Oradan bir şeyler alıyorum. Sonra başka bir koordinata gidiyorum. Ve bulunduğum koordinatla ilgili işte bir şeyler üretiyorum. Tam bizim off-road karavanla yapmak istediğimiz gibi. Ama tabii biz daha araçla ulaşılabilir yerlere. Bir şeyler alıyoruz doğadan. Bir şeyler saklıyoruz, hatıralar saklıyoruz. İşte bir koordinatını da alırsanız, siz de böyle devamını yaparsanız. Ama şey ilginç, mesela Avustralya'nın kanguru adalarından aldığım deniz kabuklarını Tunus'ta Sahra Çölü'ne gömdüm. Hani acaba fotoğraf var mı? Var tabii canım, hepsinde küçük. Ne zaman çıkacak? Koordinatlar bu yıl bitmeden çıkacak. Öyle umut ediyorum. Belki o ülkelere gidemesem de çıksın istiyorum artık. Dünyada kaç tane ülke gördün bu arada? Aynı zamanda gezginsin, geziyorsun. Yani
Bilmiyorum ki, Afrika'nın tamamını dolaştım, Avrupa'nın tamamını dolaştım. En son işte şeydeydim, Maveraunnehir, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, oralarda. Acayip büyüleyici. Çok yer, bilmiyorum. Gideceğiz. Peki, Hay Fethi senin için nereye düşüyor? Yani Hay Fethi'li biri olarak, Hay Fethi'li Nihat Özer olarak değil de bütün bu gezdiğin yerler arasında Hay Fethi'yi tanımlayacak olursan ben şöyle bakıyorum. Çünkü mesela her gezdiğimiz yerden kendimize ait bir şey buluyoruz aslında veya bir aidiyet duygusu hissediyoruz. Kimi yerde bir kahve bunu hatırlatıyor, kimi yerde doğanın bir dokusu, kimi yerde bir müzik, kimi yerde dans eden insanlar. Hay Fethi'de ne? Halfeti'de herhalde bu kokudur. Halfeti'de, çünkü Halfeti'nin dünyada tanımlanma şekli koku. İşte Karagül, işte Karagül kokusu aynı zamanda bergamot eşlik ediyor falan. Ben bu soruyu çok düşündüm aslında, hani böyle burayı tanımlayan şey nedir diye. Bence kesinlikle koku, çünkü şehrin ilginç bir kokusu var. Dün akşam da söyledim. Hani Evet. kuru otlar, kuru otların ıslanmış bir kokusu geliyor dedim. Ama yağmur yok dedim hani. Su biraz yükseldiğinde mesela o kuru otları yıkıyor falan. O bir koku yapıyor falan. Yükseldi mi peki su? Bir yarım metre yükseldi. Bu arada dün çok değerli bir sanatçı arkadaşımız misafirdi. Evet, Senin Hakan Çuban. vesilenle Hakan Çuban. Çok teşekkür ediyoruz. Eşiyle beraber konuğumuz oldu. Hani kısa bir bölümünü çekebildik çünkü gerçekten hayvanların istilasına uğradık ama sizlere de o görüntüleri yansıtıyoruz. Yani sanatçı anlamında zengin bir yer Halfeti. Doğru muyum? Evet, bayağı müzisyen, Halfeti'den çıkmış işte en Müslüm bilineni. Gürses. Yani hemen şuradan 8 kilometre Müslüm Gürses'in köyü. Çocukluğu burada geçmiş, sonra Adana'ya falan geçmişler. Tabii çok zor bir hayat Müslüm Gürses'inki. Evet, izledik zaten filminde Ondan önce çekmesi. Nuri Sesi Güzel. Hani belli bir dönemin büyük sanatçılarından Nuri Sesi Güzel. Emir Kelam, Ferhat Göçer, bunlar hemen bizim sınırlarda. Ondan sonra pek çok sanatçı var. İşte Türkiye'de gitar bölümünün kurucusu Ahmet Kanneci çok kıymetlidir, o Halfetili. Yani böyle bayağı sanatçımız var. Sedat Anar var son dönemde. Santur'un kitabını yazdı. Önemli bir santur sanatçısı. Emekli bir Yeşilçam sanatçımız da var, değil mi? Ha, bir de şey var tabii. Halfeti'de doğmayıp Halfeti'de yaşamayı seçenler. Recep Bey, o da Halfeti'de yaşamayı seçenlerden. Ben Halfetili zannediyordum. Değil o zaman. Yok. Sonradan Halfeti'ye geldi. Yani bu, siz de belki Halfetlisiniz. Bunu bilemeyiz ki. Duyuyorsun Ama burada yaşamıyorum sen. Evet, sonuçta. Yani evet, çok yaşamıyorsun. keyif alıyorum. Hiç unutmuyorum. İlk kez 2014 yılında Urfa'ya geldiğim zaman, Urfa'da o zaman kimseyi tanımıyordum. Ve sadece yüksek lisans yapmak amacıyla gelmiştim. Halfeti benim böyle Urfa'yı, yani kimseyi tanımıyordum demeyeyim, sevgili Adalet ablayı tanıyordum tabii ki. Adalet Durağı. Ama Halfeti ile ayrı bir bağ oluştu. Çünkü burada böyle sabah gün doğarken yaptığımız wakeboardlar, yani buranın dokusu çok farklı ve özellikle de şu saatler, yani tabii biraz gecikti şimdi ama sabah böyle hani gün doğumundan bu saatlere kadar. Ve gün batımı saatleri bence, sence ne zaman Halfeti'nin saati? Yani şu 2014 deyince neredeyse bir 10 yıla yaklaşmış, hani sizin de 6. 6 yıl işte. Çabuk geçiyor seneler. En güzel vakti bence gün doğumu Halfeti, çok güzel. Evet. Gün doğumu böyle o acayip bir enerjisi var. Bugün biraz kaçırdık ama. Ben kaçırmadım. Hem de çok güzel bir manzarayla çektim. Arabanın Yok. içinden böyle acayip bir gün doğumu çektim. Gerçekten hani bilmiyorum. Bu şimdi üç tane penceresi var. O üç pencereden baktığım zaman her gün Pencerede ayrı. sonuçta veya her iki gecede bir farklı konumlardaydık. Herhalde bugüne kadar gördüğüm en güzel gün doğumu diyebilirim. Pencereden gün doğumundan bahsediyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Evet, sizler de sonuçta geldiniz ama gerçekten birazdan buharlaşacağız. Son sorumu soracağım. Ondan sonra artık birazcık herhalde toparlanmaya geçeceğiz. Yoksa çocuklar da isyan etmeye başladı çünkü çok sıcak geldi onlara da.
Nihat Özdal'ı yakın gelecekte, evet kitabı duyduk, koordinatları bekliyoruz. Başka hangi projelerle takip edelim? Güzel Su Festivalleri, spor tarafında da çok aktifsin. Gerçi wakeboard yaparken gördük, biraz uzak kalınmış sanırım ama. Evet, araya biraz ara verince böyle bir şeyler oldu. Önümüzdeki süreçte nasıl projeler bekliyor? Yani Halfeti. Halfeti olur, kendin olur, İzmir olur. Çünkü şimdi İzmir'de de bir bağ var sanırım. Evet, yani şu ara İzmir'de böyle çok güzel müzeler olacak. İşte müzenin kendisi de işte müzlerden geliyor. İlham perisi demek. Sadece kendimle ilgili değil, pek çok insana da, oraları gezecek insanlar da ilham olacak. Yeni yeni böyle müzelerle geleceğiz gibi gözüküyor. Peki, çok fazla, son bir soru daha sormak istiyorum. Çok fazla öfkeye tabi kalıyoruz. Dünya olarak, memleket olarak söylemeyeceğim. İnsanların böyle sevgiye hasret kaldığı bir çağda yaşıyoruz aslında. Çok kolay insanlar birbirlerine kötü sözler söyleyebiliyorlar. Sosyal medya bir bilgi birikimi, internet bir bilgiye ulaşım ansiklopedisi görevi görürken aynı zamanda da bir öfke kaynağı da görevi görebiliyor. Senin hayatında öfke nerede? Ve senin hayatında sevgi nerede? Ya ben bir fabrikatörüm. Hayal gücü fabrikam var. Böyle bayağı o fabrikada çalışıyor. Ve işte aynı zamanda masalcıyım. Hani dün akşam da biraz masal anlattık falan. Bence buradaki öfkeyle ilgili işte sosyal medyadaki linçler, şunlar bunlar. İnsanların biraz o masaldan uzaklaşmasıyla ilgili. Ben ne masaldan ne kendi masalımdan uzak kalmadım. O yüzden böyle bir yatay bir hayat sürüyorum. Hani öfke sanki hiç yok gibi. Hani böyle ben en son kime bağırdım falan hiç hatırlamıyorum. Hani tabii aynı soruyu eşine ve kızına da sormak lazım. Hep böyle sorduğum zaman bir kontrol etmek yok gerekiyor. Yok, beni böyle şey yaparlar hani. Niye bağırmıyorsun, niye şey yapmıyorsun? Her türlü böyle işte böyle şeyler çıkar. Şey yapıyorum, espri yapıyorum. Çünkü genelde hani böyle aynı şeyi hani hanım konuk olduğu zaman da aynı soruyu soruyorum. Çünkü insanın hanesinde bazen daha zor olabiliyor. Hani çünkü o aynasız olduğu yer. O yüzden böyle bir hani sormak lazım diyorum. Ama tabii ki öyle olmadığına ve son derece hani olduğun gibi olduğuna zaten şüphem yok. Ya bende işte bu öfke sevgi mevzularında bir nehir hissi var. Hani bu onun gibi böyle biraz sessiz kalıyorum. Bazen bu sessizlik sinir bozucu olabiliyor ama öyle. O zaman öfkeyle, sessizlikle mücadele ediyorsun Evet. Diyebilir miyiz? Evet, aynen. Evet, herkesin. Ben de mesela konuşarak mücadele ediyorum, sevgiyle mücadele ediyorum. Hatta öfkeyle yaklaşanlara böyle biraz daha empatiyle bakmak gibi bir his. Çünkü eğer empatiyle bakmazsam öfkeleniyorum ve öfkelenmeyi sevmiyorum. O yüzden belki de herkesin kendince yöntemleri var ama daha çok sevgilerimizin olduğu, öfkelerimizin azaldığı, birbirimize daha anlayışla bakabildiğimiz ve dünyadaki güzellikleri görebildiğimiz masalsı bir hayat bizlerle olsun diyerek çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Özdal'a. Ederim. Evet, sevgilerimizin daha çok olduğu, öfkelerimizin hayatımızdan uzak olduğu, daha masalsı bir hayat bizlerle olsun diyerek sevgili Nihat Özdal'a veda edeceğim ama veda etmeden önce Halfeti ile ilgili sormak istediklerim var. Onları anlatırken biz de Halfeti'nin keyifli görüntülerini size paylaşıyoruz. Rumkale. Köy, gittiğimiz köy. Savaşan köyü. Çekem köyü, şu anda bulunduğumuz yer. Birazcık bunların hikayelerini ve orada gördüğümüz o kayalıkların içinde kaya mezarları mı onlar? Evet, mezarları. Gözetleme kuleleri mi? Neler var? Onları çok kısaca anlatabilir misin? Ya Rum Kale tüm Anadolu'daki kaleler zincirinin kapısı konumunda. Halfeti'nin de asıl yerleşimi Rum Kale'dir. İşte tarihi milattan önce 7000'lere falan denk geliyor ve Anadolu'da, şimdi tarih dersi gibi olmasın, Anadolu'dan geçen tüm medeniyetler orada yaşamış, bir şekilde bir yüz kurmuş. Fırat bir doğal sınır. Orası da Fırat'ın batısı diyelim. Rum Kale'yle geçirenler Fırat'ın batısına da bir hareket imkanı buluyor. O yüzden çok kıymetli. Bu kadar kıymetli olduğu için de işte etrafındaki o gözetleme kuleleri falan son derece böyle stratejik. Hatta Amerika'da savaş tarihinde falan derslerde falan okutulan bir şey Rum Kale. Önemli bir simgesel yapı.
Rumkale'nin hemen karşı tarafında Savaşan diye bir köy var. Savaşan köyü eski Makedonca adı Beresül. Beresül savaş yeri anlamına geliyor. Eski anlamı da savaşla ilgili. Çünkü köyün alt tarafında bir Rumkale'ye doğru bir koridor var. O koridorda nehrin en sığ olduğu yer, belli dönemlerde nehrin de işte debisi biraz daha düştüğü vakitlerde insanların yürüyerek geçebildiği bir yol var. Dolayısıyla Rumkale'ye yapılan büyük savaşlar o köyün meydanında yapılmış. Savaşan ismi oradan geliyor. Köyde şimdi bir kayak kilise var. İşte önemli bölümü sular altında kalmış. Benim çocukluğum da orada geçti. Çünkü babam öğretmen. İlkokul orada okudum ve okul da sular altında tabii şimdi. Benim için ayrıca da hani böyle parantez içerisinde yeri kıymeti ayrı. Şu an bulunduğumuz Çekem, burası çok ilginç bir yer. Çünkü burası Memlukların uç karakolu. Memluklarda uç beyleri diye bir şey varmış. Hani hanedana risk yaratacak komutanlar böyle uçlara sürülürmüş diyelim. Onlardan bir tanesi de Komutan Çekem. Sürgün bölgesi yani. Sürgün bölgesi diyelim veya işte daha fethi daha canlı kılmak için de olabilir bu stratejik. Çünkü Diyarbakır'da savaşırken ölüyor Komutan Çekem. Adı sonra buraya veriliyor. Bu coğrafyadaki ilk camilerden bir tanesi de şeydedir. Çekem Mahallesi'ndedir. Tabii o da sular altında. Oraya dalış yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Ve hoşçakalın. Yüreğimi yer yaşarım, ay karanlığı aşağı aşarım. Yüreğimi yer yaşarım, ay karanlığı aşağı aşarım. Zühre olmasam geceme, karanlığa karışır. Zühre olmasam geceme, karanlığa karışır. Vedalaşmadan gidersen yürek ağlar ayrılık. Ayrılıkta sevdadandır, ben bilirim sevdalı. Ayrılıkta sevdadandır, ben bilirim sevdalı.